Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nda 10. hafta videolarına başlıyoruz. Evet 10. hafta dörtgenler. Arkadaşlar burada 11. hafta diye gözüküyor ama ee, 10. hafta nerede? Bak şurada. Burada biraz size bırakıyorum. Yani öğrenciye göre. Yani öğrenci der ki mesela 9. haftada üçgenler tekrar demişim. 10. haftada da üçgenler tekrar demişim. Bir grup öğrenci vardır. Hocam ben bir haftada bir kitabı parçalarım der. Sıkıntı yok. Hemen 10. hafta olarak dörtgene başla. Tamam Bir grupta der ki ya hocam ben sindire sindire çözmek istiyorum. O yüzden 2 haftaya yaymak istiyorum diyenler olabilir. O zaman 2 haftaya yayabilirsin. Hiçbir şekilde programdan geri kalmasın. Yine Şubat ayı içerisinde bitecek zaten. Hiç sıkıntı yok. Yine bitirebilirsin. Seçim sana kalmış. bana ama 10. hafta diye dörtgenlerden devam ediyorum. Bu arada dörtgen derken sadece 2 video olacak arkadaşlar. O yüzden hani bu üçgenler kitabından sonra böyle az bir video koydum. Bilerek az bir video koydum. Siz isterseniz böyle hani bir hafta olmadı 12 gün 13 günde bitirdiniz sıkıntı yok. Dörtgenleri zaten siz 2 günde bile bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, o yüzden sanki bir haftada işi halledip hani 10-12 günde işi halledip sonra dörtgenleri de geçebilirsiniz. Size kalmış ama. Tamam tamam liste bırakıyorum. Ben 10. hafta diye dörtgenlerden devam ediyorum. Şimdi dörtgenlerin ilk videosuna başlayalım arkadaşlar? Hadi bakalım dersimize geçelim. Dörtgenler konusuna başladık. Arkadaşlar sizler aslında bu ve bundan sonraki konuların %80'ini yapabilecek seviyedesiniz. Sadece farkında değilsiniz. Şimdi ben o bu derslerle size özellikle dörtgenler dersiyle size sadece ve sadece farkındalık yaratacağım. Hocam üçgenleri çok iyi bir şekilde öğrendim diyen arkadaşlarınız bu konulardan aşırı zevk alarak çözeceksiniz. Ama şu psikolojiyle girerseniz olmaz. Ben bütün özelliklere çalışayım, özellikleri, kuralları bileyim ondan sonra soruları çözeyim derseniz olmaz. Ama şu mantıkla girerseniz benim üçgenlerim iyi. Dörtgenlerin de zaten hepsinin ispatı üçgenlerden çıkıyor. O yüzden ben özellikleri bilmesem bile üçgen bilgimle soruların çoğunluğunu yapabilirim. ÖSYM arkadaşlar son yıllarda hep zaten bu şekilde soruyor. Özellikle ilgili sorularla karşımıza gelmiyor. Bir paralel kenar dikdörtgen kare herhangi bir dörtgen sorduğunda üçgen kazanımını ölçüyor arkadaşlar orada. Herhangi bir özellik sormuyor. Ama biz işimizi sağlama alacağız tabii ki. Özelliklerden de bahsedeceğiz. Ama bu ve bundan sonraki konularda hep şunu yapacağız. Öncelikle başlığı atacağız. Tanımını vereceğiz. Sonra üçgenlerle ilgili çözülebilen kısımlından bahsedeceğiz. Sonra özelliklere geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde öğrenme yöntemi en iyi öğrenme yöntemidir. Bu teknik çok işe yarıyor. Zaten dörtgenlerin her konusunda bunu göreceksiniz. Bu şekilde çalışmanız sizin için çok faydalı olacak. Niye faydalı olacak? Bir, üçgenleri tekrar edeceksiniz. Daha iyi bir konuma geleceksiniz. E hocam ben üçgenlerim tam iyi değil. Hayır çalışmaya devam. Her zaman derim. Geometride zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe geometriniz mükemmel bir seviyeye doğru gelir. Sen şimdi dörtgenlerde üçgenleri de tekrar edeceksin zaten bu stilde bir konu anlatımıyla. Niye bu stilde hep üçgenler temelli anlatıyorum? Ki sınavda da böyle çıkıyor. Merak etme. Yani çok faydasını göreceksin. Hadi isterseniz iyice şu işe başlayalım. Dörtgen dediğimiz tanımı biliyoruz zaten. Dörtgen dört kenarı olan şekle biz ne diyoruz? Dörtgen adını veriyoruz. Hani kabaca tabir edecek olursak. Şimdi biz üçgenleri biliyorsak bak dörtgenlerle ilgili ne kadar zor olursa olsun her soruyu mantığıyla çok rahat bir şekilde yapabiliriz. İşte bunu size göstereceğim. Evet örnek birle başlıyoruz. Yukarıdaki birim kareli zemine çizilen dörtgenlerin alanlarını bulunuz demiş. Öylesine bir şey. Birim kareli bir zemine çizilmiş, değil mi arkadaşlar? Evet dörtgen derken hocam iki tane üçgenden oluşuyor zaten. Bak bu. Ama burada bu tabana ait yükseklikleri herhangi bir tabana ait yükseklikle sonuca ulaşamam. E, ya böyle iki tane üçgenden oluşuyor ya da böyle iki tane üçgenden oluşuyor. Bak. Böyleyken ben taban belli mi? Belli. Sayalım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane uzunluk var burada. Yanlış saymamışımdır inşallah ya. Şöyle sayayım bir daha. 3 6 9 12 13 14. Tamam, sıkıntı yok. 14 birim uzunluğu var arkadaşlar. Bu tabana ait yüksekliği bulabilir miyim? Evet, bak şurası. Peki alttaki üçgende bu tabana ait yüksekliği bulabilir miyim? Bak şurası. Bitti gitti. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Arkadaş tabanımız kaç? 14. Yüksekliğimiz kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 burası. Hocam burası da 1, 2, 3 değil mi? E o zaman alan nedir arkadaşlar? 14 çarpı 7 bölü 2 artı 14 çarpı 3 bölü 2. 2 tane üçgenin alanından çıkacak. E burası 49 artı 21'den kaç çıkıyor arkadaşım? 70 çıkıyor. Evet bunun alanını bulduk. Şimdi gelelim şunun alanına. Hocam bu dörtgende ben şu üçgenlere de paylaştırsam tabanına herhangi bir tabana ait yükseklik maalesef bulamam. Şu üçgende de bulamam. E şöyle de yapsam yine bak bu taban hiçbir taban uzunluğu belli değil. Tabana ait yükseklikten çıkaramam. Özellikle birim karelerin içerisine dörtgen olur, beşgen olur, altıgen olur istedikleri şekli koysunlar. Onun alanını bulurken özellikle analitikte bile kullanacağız bunu. Arkadaşlar o şekli içine alan en küçük dikdörtgen oluşturun. Bitti gitti. Hocam, bu şekli içine alan en küçük dikdörtgeni oluşturayım. Bak, şöyle dikdörtgen. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oluşturduk. Oluşturunca ne yapacaksın? Aa, bu alanı artık ben bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Çünkü şöyle. Tüm alandan neyi çıkartacaksınız? Beyaz alanları çıkartırsanız olay bitti. Şu uzunluk kaç birim? 2. 1, 2, 3 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. 3 birim burası. Sonra 1 bir birim burası. 8 burasıysa buraya da kaç kaldı? 7 kaldı. E, hatta kenarları 8 kare oldu arkadaşlar bu. O zaman taralı alan ne olacak arkadaşlar? Alan 8'in 8 sekiz çarpı 8'den neyi çıkartacağız? Alta yazıyorum arkadaşlar şunun alanını. 8 sekiz çarpı 8'den neyi çıkartacağız? Üçgenlerin alanlarını çıkartacağız. Hocam 2 çarpı 3 bölü 2 eksi 5 çarpı 5 bölü 2 eksi e, 3 çarpı 7 bölü 2 eksi 1 çarpı hocam burası da 8 olduğundan 6 kaldı buraya 6 bölü 2'ye eşit olacaktır. Hadi bakalım şunu bulalım 8 kere 8 64 eksi 3 burası eksi 25 bölü 2 burası eksi 21 bölü 2 burası eksi burası da 3 mü yaptı evet. Şimdi dikkat edin 64'ten 3, 3 6 çıkınca kaç kaldı arkadaşlar? 58 mi kaldı? Evet 58. Burası 25 bölü 2 ile 21 bölü 2. Eksi 25 bölü 2, eksi 21 bölü 2. Topladığın zaman eksi 46 bölü 2. Yani eksi 23 yaptı. O zaman burası da kaç yaptı arkadaşlar? 35 yaptı. Evet bunun alanında kaç bulmuş olduk arkadaşım? 35 birim kare bulmuş olduk. Bildiğin taban çarpı yüksek bölü 2'den çıktı. Her ikisi de. Gerçi buradaki dik üçgenden çıktı da. Dediğim gibi birim karelerin içerisinde nasıl şekil olursa olsun ne yapıyorsunuz? En küçük dikdörtgen içerisine oturturduğunuz zaman sonuca çok rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz. Geldik ikinci soruya. Soruda aa hocam ben dörtgenin alanından bahsediyorsun. Ben burada daha dörtgenin alanını görmedim ki diye kafandan geçirme. Bakalım neler verilmiş. AE uzunluğu 3K, EC uzunluğu 2K verilmiş. Hocam burası EC uzunluğu 2K ve AE uzunluğu 3K verilmiş. Ne yapacağız gençler burada? Oranlamalar var. Oranlamalar varsa alan dağıtma yapmıyor musun? Yapıyorsun. Yap kardeşim alan dağıtmanı. 2K'de kalan 2A ise 3K'de kalan 3A'dır. Tepe noktaları bu. Değil mi? Alttaki üçgenlere bakalım. Hocam 2K'de kalan 2A ise yukarıdaki eşit olduğunu bilmiyoruz. 2A demeyelim. 2B ise 3K'de kalan da tepe noktası B'ye göre baktığımız zaman 3B mi olacak? Evet. Şimdi senden ne isteniliyor? Bak bakalım. Alan ABD. ABD. Yani 3A artı 3B bölü alan ABC'de. Tüm alanda 5 tane A ve 5 tane B değil mi? 5A artı 5B. E ne yaptı arkadaşlar? 3 bölü 5 mi yaptı? Bitti gitti. Dörtgende alan. Bak kural bilmene gerek yok. Evet geldik bir sonraki soruya. Üçüncü soruya. ABC'de dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Bak dörtgen ama köşegenler çizilmiş. Burada üçgenler var. En çok dikkatini çeken üçgen hangisi? Hocam buradaki bütün kenarları belli olan üçgen. Hatta ikiz kenar var taban da mevcut. İnsan olan ne yapar? Evet. İnsan olan tabana ait yükseklik çizer. Hop çizdin. Hocam yüksekliği çizdik. Aa x kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya böldü. 3 3 burası da ne yaptı? 4 yaptı. Hocam ben bu üçgenin alanını bulabilirim artık. Tamam dörtgenin alanı isteniliyor ama üçgende tabana ait yükseklik bulduk. Tabanımız 6 6 çarpı 4 bölü 2. Evet alan A, D, E nedir arkadaşlar? 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den 12 çıktı. Arkadaşım şuradaki alan 12. Artık bundan sonrasında ne yapacağım? Bak sayılar var. Sayılara göre alan dağıt. 5'teki alan 12 ise hocam oradaki ne var? 5'teki alan 12 ise 15'teki alan 1'e 3 oran mı var burada? Evet. O zaman 5'teki 12 ise 15'teki 3 katı 36 yapar burası. Sonra 5'te alan 36 ise tepe noktası C'ye göre bakıyorum. 10'da kalan 2 katı 72 yapar. Sonra ister 15'ten 5'e geçiş yapın isterseniz 5'te kalan 12 ise 10'da kalan da 2 katı 24 deyip buradan yapın. Böylelikle alan ne yapıyor? 12 artı 36 artı 24 artı 72 mi yapıyor arkadaşlar? Evet 36, 24, 12 ve 72. Şu toplayalım bakalım şu ikisini. 36, 72. Şu ikisi 36 yaptı. 72 yaptı. 72 ile 72'nin toplamı da kaç yaptı arkadaşlar? 144 yaptı. Tüm alan. Tüm alan neye eşit oldu? 144'e eşit oldu. İşte üçgen bilgisi. Devam. Hocam bak bu soruyu biz üçgende de çözdük. Aa dik üçgen var. Üçgende de böyle mi yaptık biz? Sakın. Niye? 60 parçalanır mı? Hayır. Bak. 60, 60, 90 hatta dörtgende iç açılar toplam 360'tan. Buraya ne kaç derece kalıyor arkadaşlar? 60, 60, 120, 90 daha 210. Buraya ne kaldı? 150 derece kaldı. Hocam şuradan dik çizsek olmaz. Bak 150 parçalanmaz. Öyle, özellikle ve özellikle bir dörtgende, bir dörtgende bütün açılar özel açıysa 90'da kısmen özel bir açı. Bölmeyi genelde tercih etmiyoruz. Bütün açılar özel bir açıysa kesinlikle ama kesinlikle üçgene tamamla. Kesinlikle tamamla. Ne yapacağız o zaman? Üçgene tamamlayalım. İster buradan üçgene tamamla böyle aşağı doğru şöyle. İstersen yukarı doğru tamamla ki ben Genelde herhangi bir dörtgen olmasa bile 60-60 görsem yukarı tamamlarım. 45-45 görsem yukarı tamamlarım. 45-45-90. 30-30 görsem yukarı tamamlarım. 30-30-120. Bunlar özel durumlar çünkü. Ondan dolayı e, yukarı doğru tamamladım. Ne çıktı? 60-60-60. Bak eşkenar çıktı diye öyle 60'ları yazmayla kalmasın. Eşkenarda en çok yapılan hata neydi? 1-Açıları yazmamak. 2-Kenarların eşitliğini göstermemek. E burada o zaman bütün kenarlar birbirine eşit mi arkadaşlar? Evet. 10 10 10. Hocam burada da bir 30 60 90 üçgen çıktı. 60'ın karşısı 2 kökü 30'un karşısı nedir? Yer e, kök bölünmüş hali 2'dir. 90'ın karşısı nedir? 4'tür. 30'dan 90'a geçiş. E hocam her kenar 10'sa burada e tamamı olsa ikisi buradaysa buraya kaç kaldı? 8. Tamamı olsa 4'ü buradaysa buraya kaç kaldı? 6. Bizden x artı y toplamı isteniyor. x dediğimiz 8, y dediğimiz de kaç? 6. 8 6 daha kaç yaptı? 14 yaptı. Evet örnek 4'ü böylelikle 14 bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 5'e. Ne var şimdi soruda? Arkadaşlar bir dörtgen içerisinde 45 var 30 var. Yani özel açı var. Sen burada ne yapmak zorundasın? Özel açı mantığını kullanmak zorundasın. Bu kesin ve net arkadaşım. Ha sen istersen İlk önce bak ben bu kazanımları kullanaraktan özel açı mantığını kullanaraktan çözeceğim. Bazı arkadaşlar da hocam burada x kenar var. X kenarın mantığını kullanarak çözebilir miyim acaba diye düşünüp oradan da yapabilirsiniz. Şimdi ben burada özel açıyı gördüm. 45'i gördüm. Hocam dik çizeyim. Al. Çizdim. Ne işine yaradı? Bir işine yaramadı değil mi? Hani ne yapıyorduk? İki taraflı düşünüyorduk. Hani iki tane dik çizme mantığı vardı. Ya buradan dik çizeceksin ya da buradan. Tabii ki şuradan dik çizeceksin. Yalnız çizilen dik buraya düşmüyor. Yani geniş açıymış gibi duruyor. Fark etmez. Şuraya doğru düşecek arkadaşlar. E buraya düştüğü zaman 45, 90, 45 üçgeninden dolayı 6 kök 2 ise burası da 6, burası da 6 oldu mu? Oldu. Tamam. Şuraya 6 bulduk. Burası karışık diye 6'yı yazmıyorum sadece. Şu 30'un mantığını da kullanmak istiyorum. Şimdi bu 30'un mantığını nasıl kullanabilirim? Hocam ya buradan dik çizeceğim ki x'i bölüyorum. Hiçbir işime yaramaz. burada uzunluk yok. Ya da şuradan dik çizeceğim. Arkadaşım tabii ki şuradan dik çizmek daha mantıklı. Çizelim bakalım buradan diki. Bak geniş açılı ya burası. Buraya düşmüyor. Sadece nereye düşüyor? Buraya düşüyor. Tamam çizdik bunu. Aha da böyle. Hocam 90'ın karşısı x e 30'un karşısı nedir burası? x bölü 2. Takıldın kaldın. Takıldığın zaman ne yapıyorsun? Soruyu okuyorsun. Kullanmadığın bilgiye bakıyorsun. Bak bunu unutma. Neyi kullanmadın hocam? Ben bu kenarların eşit olmasını kullanmadım. Aa hocam bu bir ikiz kenar üçgen değil mi? Evet. E, ikiz kenar üçgende çift çizgiye bir yükseklik çizilmiş. Burada da çift çizgiye bir yükseklik çizilmiş. Eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani x bölü 2 neye eşit olmak zorunda? 6'ya. x de buradan kaç buluruz? 12 diye buluruz arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 12 çıktı. Görüyorsunuz üçgen bilgisi özel açı mantığını kullandıran bir soru. Geldik buraya. O hocam 4, 2, 3, 4, 6 var. Başka neler verilmiş? A ile C eşit verilmiş. Burada ne yapacağız? Sen verilenlere odaklan. Mutlaka ama mutlaka soruyu çözersin zaten. Bak bunlar eşit Kardeşim dörtgen ama iki tane dik üçgenden oluşuyor. Bak hem de 90'ın karşısında eşitlik var. 90'ın karşısında eşitlik olduğunda aklına ne gelir? Öğrendim bu işi. Evet aklına gelen başına gelsin. Hadi bakalım. Muhteşem. Hemen çizdim muhteşemi. Hocam hatta buradaki 90'da da karşısında eşitlik var. Burada da bir muhteşem üçlü geldi. Hemen bunu da çizdin. Ne oldu? Eşit eşitken. Burası da eşit oldu. Aynı şekilde muhteşem şundan dolayı burası da eşit oldu. Başka bir şey vermiş mi? Vermiş tabii ki. Ne vermiş sayılara bakalım. 3 var 2 var 4 var 6 var. Aa dikkat et. Hocam burası da 6. Burası da 6. İkiz kenarda kenar ortay değil mi burası? Evet. E kenar ortay ikiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Ne çıktı burada arkadaşlar? Pisagor. 3 6 ise burası 3 kök 5 gelir. O zaman S dediğimiz uzunluğu 3 kök 5, burası da 3 kök 5, burası da 3 kök 5. Bizden de AC uzunluğu isteniyor. AC uzunluğu da toplamda 6 kök 5 mi yaptı? Aynen öyle. Yani 6. sorunun cevabı böylelikle 6 kök 5 yaptı. Geldik 7'ye. Bakalım neler verilmiş? AK ile KC eşit verilmiş. Bak, bak, bak. Şu ve şu birbirine eşit verilmiş. Sonra DL ile LB birbirine eşit verilmiş. Hocam DL ile LB'nin eşitliğini veriyor. Aa hocam ne kadar karışık soru. Şunları eşit vermiş. Bunları eşit vermiş. Ben bu soruyu nasıl yapacağım? Diye düşünüyorsun şu anda değil mi? Evet. Aslında çoğu insanın ilk etapta görerek bu soruyu yapması gerçekten çok zor. Ama artık sizin üçgenleriniz iyi olduğu için büyük ihtimalle yapabilirsiniz. O yüzden ilk etapta deneyebilir misiniz? Yalnız bir spoiler vereceğim. Kendinizi bir deneyin. Peki o spoiler nedir? Ya o spoiler'ı siz zaten büyük ihtimalle şu an görmüşsünüzdür, fark etmişsinizdir. Şimdi sen eğer özellikle bir yaklaşımla yaklaşırsan soruya, ulan dörtgende bu eşitlerle ilgili bir özellik var mı, var mı, var mı diye düşünürsün, durursun. Öyle özellik falan düşünme kardeşim. Üçgen, üçgen bilgisini düşün. Üçgende ne yapıyorsan onu düşün. Ya zaten o, ben var ya şuradaki her soruya ait şunu gördüğünde formül bu. Bunu gördüğünde formül, formül bu diye senin karşısına bir özellikle gelebilirim. Zaten dörtgenlerdeki kitaplardaki bütün özellikler nasıl çıktı biliyor musunuz? Üniversite kitapta yokken bir özellik. Üniversite sınavında bir soru çıktı. O soruyu ertesi sene ne yaptılar? Formülize ettiler. Bunun kolay yolu bu dediler. Bir soru çıktı formülize. Bir soru çıktı formülize. E, ÖSYM e, bir soruyu iki defa sorar mı? Genelde sormuyor. O yüzden o formüllerde çok fazla işe yaramıyor. Ama biz yine de o özelliklerden bahsedeceğiz. Size şimdi spoilerı vereyim. Arkadaşım üçgen düş gibi düşüneceksin. Bu zamana kadar kaptın zaten olayı. Bir de eşitlik gördüğünde aklına ne gelir? Spoilerıyla devam et bakalım. Hadi ben çözüme devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar hocam eşitlikler var. Önce kırmızı eşitliği kullanayım. Eşitlik var. Eşitlik varsa aklıma ne gelecekti? Orta taban. Hemen o eşitliğin olduğu yere kalemimi koydum. Orta taban çizeceğim. Hocam şöyle mi çizsem? Ya kardeşim bak çok karışık. Sade bir çizim. Geometri sadedir. Hocam şuraya, şuraya ya da şuraya. Şuraya çizersem 8 ile bir alakan oluyor mu? Olmuyor gibi. E şuraya doğru çizelim. Ya zaten bir şey çizerken 8'i ve 6'yı kullanmak zorundayız. Bak bir de orayı da düşün. Sen buradan orta taban çizerken Hocam 8 ya da 6'yı kullanacağım. Bak buradan hop böyle çizersen 8'e, böyle çizersen 6'ya. Ama bu kırmızıdan 6'ya çizersem 8'den uzak kaldığım için bunu tercih etmedim. Ne yaptım? 8'e paralel çizdim arkadaşlar. Bu orta taban çizgisi paralel çizgi. Evet 8'e paralel çizdim. Çizince bunlar birbirine eşit mi? Eşit. E sonrasında hocam bu sefer de mavinin olduğu yere bakıyorum. Mavide de eşitlik var. Eşitliğin olduğu yerden orta taban çizeceğim. İhtimaller 8'e mi? Zaten 8'i kullandım artık 6'ya çekmeliyim diye düşünmelisin. 6 nerede? Şöyle. Ee, şeyde ters olabilir. Kamerada ters olabilir. Ya da böyle. Tamam Şöyle şu tarafta. Neyse. O zaman 6'ya ait bir orta band çizeceğim. Hop. O da tam olarak buraya denk gelir arkadaşlar. Çünkü orta band çizgisi paraleldir. Şunlar eşitse bunlar da eşit olmak zorunda. Yani bu 6 ise burası kaç oldu? 3 oldu. Biz bunu niye yazmadık bu arada? Orta band çizdik buna. Şuna paralel çizdik. 8 ise burası 4 değil mi? Evet. Sonra burası da hocam şurada da şuna paralel çizdim. Bu paralel orta tabandan dolayı 6 ise burası 3 mü? Aynen öyle. KL uzunun alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir diye soruluyor. Bak x'in alabileceği değerler toplamı soruluyor arkadaşlar bize. Hadi bakalım kaç yapıyor o zaman? x toplamlarıyla farkları arasında mı arkadaşlar? Evet. Yani artık burada bir üçgen eşitsizliği çıktı mı? Çıktı. Üçgen eşitsizliğini kullanırız olay biter x toplamları ile farkları arasında yani 4 artı 3 ile 4 eksi 3 arasında 1 küçüktür x küçüktür 7 olduğundan bunun alacağı değerler toplamı 2, 3, 4, 5 ve 6 toplamı isteniyor. 10, 10, 20 mi yaptı? Cevabımız böylelikle 20 yaptı gençler. Evet lütfen size bıraktım ya yaptınız mı yapmadınız mı yoruma bekliyorum. Yapmadım hocam yapamadım hocam şöyle düşündüm hocam yanlış yere taban çizmişim hocam diye düşünenler ya da ort bana verdiğiniz spoiler'a rağmen yapamadım hocam diye en azından o mesajlarınızda göreyim de hani bir e, değerlendirme yapayım ben de kendi kendime. Tamam mı gençler? Evet. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Geldik buraya. 8 Artık yaparsın. Hadi sana bırakıyorum. Artık işi öğrendin. Yukarıda işi öğrendin. Bu soru sana ait. Kesinlikle ama kesinlikle sana ait. Ama önce ben yapıyorum. E, önce siz yapıyorsunuz. Şimdi ben başlıyorum. Videoyu durdur kendin yap. AC'yi 12 vermiş. Bak. 12'yi vermiş. Eyvallah. BD'yi 16 vermiş. Hocam BD'de 16. BD'yi de şöyle maviyle göstereyim. Burası da 16. Tamam. Şöyle 16'yı da şöyle göstereyim. E ne var burada? Hocam şunlar eşit. Bunlar eşit verilmiş. 90 var. Muhteşem üçlü bir işimize yarar mı? Cık, yaramaz. Buradan da çizsen yarıyor mu? Yaramaz. Sadece muhteşem üçlüyü çizmeyle kaldın. 12'yi ya da 16'yı kullanabildin mi? Kullanmadın. Bir şey çizdiysen silmesini de bileceksin. Bir işine yaramadıysa. E ne yapacağım? Hocam o zaman eşitliklerin mantığını kullanayım ben diyeceksin. Hadi kullan bakalım eşitliklerin mantığını nasıl kullanacaksın? Bak şimdi. Bu eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çizeceğim. Ne yapacağım arkadaşlar? Eşitliğin olduğu yere geldim, orta taban çizeceğim. İster aşağıya çiz, ister sola çiz, fark etmez. Ben kırmızıya paralel olarak çizdim arkadaşlar burada. Kırmızıya paralel çizdiğimde 12 iken burası kaç oldu? 6 oldu. Ve şunlar birbirine eşit oldu mu? Oldu. E sonra ne yapacağız? Hocam Şurada da şu eşitliği kullanacağım. İki ihtimal var. Ya buraya paralel çizeceğim. Yukarıda çizdim zaten. 12'yi kullandım. Şimdi neyi kullanmam lazım? 16'yı kullanmam lazım. Hop. O orta tabanda buraya denk gelir. Tam buradaki noktaya denk gelir arkadaşlar orta taban. Çünkü niye? Bunlar paralel olacak ya. Bunlar eşitse şunlar da eşit olacak. A 16 ise burası kaç yaptı? 8 yaptı. Neyi kullanmadın? Büyük ihtimal cevabı buldun da. Ben tam anlamıyla çözeyim. Neyi kullanmadın? Bir tek 90'ı kullanmadım. Bak 90 ise ee, şeyden dolayı neyse yöndeşlikten göstereyim. 90sa yöndeşlikten dolayı burası 90 değil mi? Hatta burası da 90. 90sa şurası da 90 derece değil mi? Evet, yöndeşlikten dolayı. Bitti gitti. Bak burada ne çıktı? Burada bir dik üçgen çıktı. Dik üçgenin kenarları ne? 6 8. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 10 üçgenden 10 olacaktır. KL uzunluğunu böylelikle ne bulduk? 10 bulduk. Evet, örnek 8'i büyük ihtimal sen de bulmuştun zaten. Cevap 10 arkadaşım. Geldik örnek 9'a. Yani bu videonun son sorusuna. Bu sefer ne verilmiş arkadaşlar? DL. Arkadaşım şurası A iken burası 2A verilmiş. KB bölü Kenan yani Bey bölü Ali Karada 1 bölü 2 demiş. Buraya B dersem burası da 2B mi verilmiş? Evet bu sefer oranlama verilmiş. E oranlama verildiğinde ne gelecek aklına? Bak dörtgen herhangi bir özellik arama lütfen. Hocam oran varsa nasıl ki eşitlik varsa orta taban çiziyorduk. Oran varsa da orta taban gibi paralel çiziyorduk. Oranlamanın olduğu yerden paralel çizeceğim. A, C'yi bana 15 vermiş. E burası 15'si arkadaşım. Oranlamanın olduğu yere kalemini koydun. Hop çizdin paraleli. Sen paraleli çizince bakın şunlar birbirine paralel olunca. 1'e 2 oran varsa hocam burada da 1'e 2 oran olacak. Bitti. E bu da burada bir temel orantı var mı? Şunun şunun oranı. Şuraya ne diyelim mesela? C diyelim. A bölü 3A eşittir. C bölü 15 değil mi? C bölü 15 o zaman 3'te 1'i 3'te 1'i C'yi kaç bulduk arkadaşım? 5 bulduk. Evet C5 çıktı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? KL isteniliyor bizden. Şu Kale e bir de BD'yi de 18 demiş. Bak 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 bak. Burası. Burası 18. Hocam ben bu sefer de burada 2'ye 1 oranını kullanacağım. Yine aynı mantık. Paralel çizeceksin. E ben mavi kullanmadıysam maviye paralel çizeceğim. O da tam buraya gelmez mi? Gelir. E buraya geldi işte bak. Yani bunlar birbirine paralel. E hocam paralel ya. Bir de burayı da bana 18 vermiş şimdi. Şu aşağıya ya da şuraya doğru yazayım. Burası 18 ya. Hocam burada da şöyle bir temel orantı var. 2 bölü 3. 2 3'e 3N oranı eşittir. Şuraya da D diyeyim isterseniz. D bölü nedir? Şurası yani 18. 6 katı 6 katı. D'yi kaç bulduk o zaman? 12 bulduk. D 12. E hocam 90 sa burası da 90. Burası da 90. E o zaman burası da 90 oldu mu? Oldu. Dik üçgen karşımıza çıktı mı? Çıktı arkadaşım ne oldu burada? Hocam 5 gördünüz. Hocam 12 gördünüz. 5, 12 ne üçgeni? 13 üç üçgeninden KL uzunluğunu kaç buluruz? 13 buluruz. Gördüğünüz üzere üçgenlerden çoğu soru üçgenden çıkıyor arkadaşlar. Gördünüz yani o yüzden sen kendine öncelikle bir güven. Ben üçgeni biliyorum kardeşim. Yani üçgende kendime biraz güveniyorum diyenler dörtgenlerin çoğunu çok rahat bir şekilde yapar ve üçgenlerdeki eksiklerini Tamamlar. Bu şekilde devam. Bütün konularda bu şekilde devam ama biz yine ne olur ne olmaz üçgenlerin ya daha doğrusu dörtgenlerin özelliklerinden de bahsedeceğiz. Ama o özelliklerden bahsederken hep ispatını vereceğim. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Neyse çok fazla konuşmayalım, videoyu uzatmayalım. Arkadaşlar böylelikle üçgenlerin konu anlatımını yani dörtgendeki ilk kısmın konu anlatımını bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda dörtgenler 2'de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.